Sen gözümün nuru, adanmış hayatların umudu, şanlı Galatasaray. Sen şampiyon ol. Canan sağ olsun Cimbom. Evet, biliyorsunuz hafta içi Perşembe günü Barcelona bizim evimize gelip bizi 2-1 yendi. Ben 1-1 skor çok ağırlıklı olarak düşünüyordum ama maalesef 2-1 Barcelona olması gerekeni kendince yaptı. Ben aslında bir kupa maçlarında bu tarz turnuvalarda 1-1 bitip ya da 2-2 bitip 0-0 bitip beraberlikle bittikten sonra uzatmalarda büyük olan, güçlü olan takımın yenmesi olayını çok istatistik olarak yüksek bakıyorum. Kupa maçları genelde öyle olduğu için alıştım yani. Ama bu sefer olmadı. Artık Barcelona ne yapsın? Avrupa Ligi'nde, yani Şampiyonlar Ligi'nden elenince burada hiç kupası yokmuş. Almak istedi. Bizim kupamız var. Neyse, canımız sağ olsun der. Bir tane sigara yakarız. Evet. Tekrardan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi 19 Mart, 20 Mart. Cumartesi ve pazarın maçlarına geçmeden önce her hafta resital olarak yapmış olduğum YouTube kanalındaki son bağlantıma gelen yorumlardan en iyisini seçme zamanı geldi. Şöyle bir aşağı indiğimde iki yorum arasında git gel yaşadım ama sıkıntı yok. Daha samimi olan sanki Soner Sağlık isimli arkadaşımız. Kendisini kutluyorum. 10 günlük WhatsApp grubuna yapmış olduğu güzel yorumdan, içten yorumdan dolayı ağırlıyorum. Kendisi benim grubumdan 10 gün boyunca bedavadan maç alabilir. Bunu laf olsun diye değil de biraz daha içten yapan insanların var olduğunu gördüğüm zaman yorumunu görüyorum ve o şekilde seçiyorum. Diğer içten yorum yapanlar hiç moralini bozmasın. Yorum yapmaya devam edin. Zaten ben her zaman söylüyorum, bana iyi gelen herkes ekmeğimi yemiştir yani. Sonuçta her hafta burada maç veriyorum, tahmin veriyorum, yorum yaparsınız. Bu hafta olmasa diğer hafta gözüme takılır, tek tek alırım. Zaten biliyorsunuz hani rutin olarak 200-250 tane yorum geliyor. Burada mesela son videoma 56 yorum gelmiş. Yani o 200 kişiden hepsini her hafta alsak 3-5 ayda yavaş yavaş toparlamış oluruz bile. Neyse, evet, haftanın maçlarına herkes merakla bekliyor, bakmak istiyor. Soner kardeşimizi gruba davet ediyorum. Kendisi Instagram'dan ulaşsın diyorum ve maçlarımız gördüğünüz gibi bu şekilde. Cumartesi de 3 maç, yine pazara 3 maç seçtim. Rusya liginden Ural ve Khimki maçını seçmek istedim. Bunun sebebi deplasmanın kaybetmeyeceğini düşündüğüm için olabilir. Ve hemen ardına baktığımız zaman Ural çok iyi bir takım değil. Khimki de kendine denk bir takım. O yüzden hani tutup da 4-5-0 yenme kabiliyetini bence gösteremez. Şu an Türkiye'de bile kar varken oradaki hava şartlarını düşünmek lazım. Ben her zaman kuponlarda gerek hakem, gerek hava atmosferi, gerek de tribün atmosferini hep her zaman düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz yani Galatasaray deplasmanda ne kadar azimliydi, evimizde ne kadar azimli oynadı mesela Barcelona'ya. O yüzden ev sahibi faktörü bazı takımlarda etkili oluyor tribüne bağlı olarak. Yani dediğim gibi kar varken bu biraz zor. O yüzden deplasman takımında çıkışa geçtiğini gördüğüm için, kimkinin çok büyük fark yemeyeceğini düşündüğüm için, ev sahibinin kazanamayacağı benim sinyallerim de var. O yüzden 1.65 oranla bu maçı değerlendirmek istemiştim. İlk maçımızı verdikten sonra ikinci maça geçiyorum. Göztepe-Alanya maçına baktığımız zaman Alanya çok kontra atak konusunda üstün. Göztepe kapanmaktan başka çaresi yok çünkü gidişatını biliyorsunuz kötü. Son maçlarda bayağı kötü gitti. Umarım toparlarlar ama dediğim gibi İki takımın da açık oynamasını bekliyorum. Göztepe için artık bir şeylerin tam zamanı. Taraf bahsindense korner bahsine girmek istedim. Kornerde 8.5 üstü çok cazip gözüküyor yani 1.41 oran gayet iyi. İtalya Ligi'ne geldiğimiz zaman Monza-Crotone maçı var. Bu da benim, yani ben normalde tüm bültene bakıyorum. Böyle ikili maçlardan en cazip olan hangisi varsa 1-2 tane seçiyorum. Bu hafta bunu seçtim. Yenmesi çok çok yüksek ihtimal. Zaten bakarsanız deplasman takımının ne kadar kötü olduğunu ve ev sahibinin ne kadar iyi gidişatı olduğunu bilirsiniz, anlarsınız. Dolayısıyla tercihim 1'dir. Onu siz de kontrol edebilirsiniz. Tabii ki de beğenmediğiniz maç olabilir. Örnek veriyorum, Göztepe maçını beğenemezseniz gidip başka maçta kendiniz ekleyebilirsiniz. Benim maçlarım bu şekilde. Buradan maçta seçebilirsiniz. Aynı maçları ikişer ikişer maçlar olarak farklı kuponlarda oynayabilirsiniz. Evet, Monaco PSG maçına geldik. Pazarın ilk maçı 8.5 üst korner. Mantıklı geldi. Maç sonu 2'yi düşünüyordum aslında. Maç sonu 2'yi düşündüğüm için oranı yükseliyor. Dolayısıyla bu maçta bir gariplik olacak diye düşündüm. PSG bu ara bir inişli çıkışlı korkutuyor beni. O yüzden taraf bahsindense 8.5 üst korner sanki mantıklı geldi. 1.43 oran gayet iyi. Küpere maçına gelelim. Yani Küpere beni şaşırtmadı. Ne zaman oynasam geldi. Umarım bu haftada gelir. Gidişatı iyi. Deplasman takımı kötü. Bir var da beklenebilir bu maçtan ama
ben 2 golü Kuyper'de gördüm. Deplasman artık ne kadar atar bilmiyorum. Yani 3-1 olsun, 4-1 olsun, 2-1 olsun bizim olsun, sıkıntı yok. Yine baktığımız zaman Gaziantep-Galatasaray maçı var. Galatasaray yorgun, Antep de moralsiz. Antep için artık son şanslar. Ama Galatasaray biliyorsunuz hani Avrupa'da kendini gösterdi, yetenekleri varmış. Kerem gibi oyuncular Avrupa'da kaybettikten sonra taraftarın gözüne kötü olmak istememek için bu maçı almak için çabalayacaktır. Ben 2-13 oranla 2'yi denemek istedim. İsteyen oynar, isteyen oynamaz. Ama benim her zaman düşüncem şudur. Burada toplam 6 maç var. Ben olsam mesela 1. maçla 2. maçı bir kupona koyarım. 3 ile 4'ü bir kupona koyarım. 5 ile 6'yı bir kupona koyarım. Sonra 6 ile 1'i eşleştiririm. 5 ile 2'yi eşleştiririm. O şekilde 5-10 tane kupon yaparım. Hangisi gelirse ne ala derim yani her zaman. Zaten bir önceki videolarımı izleyenler, her zamanki takipçilerim biliyor benim taktiğimi. Yani ben de durum bu. Toplam 14 oran var. Yarın oranlar değilse 14.5'u falan bulur. Düşmez ama yükselir gibi görünüyor. Çünkü hava şartları, oyuncular Avrupa Ligi'nin gidişatına göre oranlar değişebiliyor. Örnek Galatasaray yorgun, bir anda bakmışsın 2.40 olmuş oranı. Hani olabiliyor bunlar. Çok yükselmez ama. Deneyebilirsiniz. Benden bu kadar. Gayet güzel maçlar. Umarım herkes için hayırlısı olur. Bu arada Instagram ve YouTube üzerinde paylaşmış olduğum bağlantılara ne kadar çok aktif yorum yaparsanız benim için o kadar ısraça girersiniz, öyle söyleyeyim. Sizleri seviyorum. Bu haftalık benden bu kadar. Artık bugün cuma. Ben bu videoyu cumadan çekiyorum. Cumartesi olsun. Heyecanla bekleyeceğim. Bakalım neler olacak. Şuradan ben ortalama en iyi maçımı da söyleyeyim. 1. maçımız Ural çok mantıklı. 2. en iyi maçı Monza maçı. Yani şu 3. maç. Ve hemen adına baktığım zaman da Kuyper maçı. Şu araya koyduğum maçlar çok mantıklı gibi görünüyor. Yani bunları başta kuponlarınıza koyun. Ardından şu maçları eşleştirin işte. Mantıklı. 6 maçtan 5 tane gelse ne alem. Umarım gelir. Daha 6'da 0 çekmedik. Her zaman söylüyorum. Daha onu yapmadım. Genelde minimum 6'da 3 geliyor. Bunu zaten takipçilerim biliyor. Artık tek maç mı oynarsınız? 3 maç mı? 2 maç mı? Bilemem ama tutup 6 maçı bir anda bir kupona yazmayın. Cebinizdeki son parayı basmayın. Ağlayacak olanlar benden uzak. Allah'a yakın olsun. Kumar herkese göre değil. Bunu söylüyorum ve hayırlı günler diliyorum. Sizleri seviyorum. Öpüyorum.